Atatürk'ün emriyle açılmıştır. Diğer okul da Ankara TED Koleji. TED Koleji'ne çocuklarımızı emanet ettik. 6 yaşında hocam. İlkokul 1'e başladılar. Ve ben 6 yaşında, çocuklarım 6 yaşındayken, şimdi 32 ve 30 yaşındalar, Nefahet hocamızla karşılaştım. Ve teslim ettik o güzel hocalara. Şu anda gurur duyuyorlar. Tabii önce biz anne baba olarak gurur duyuyoruz. Sonra da öğretmenleri gurur duyuyorlar. Türkiye'nin genç seçkinlerinin arasına girdiler. Ve genç başarılı yöneticilerin arasına girdiler. Bu arada bir anımı size aktarmak istiyorum. Onun için söz aldım. Çocuklarım 6 yaşında koleje başladı. Onlar 12 yaşına geldiklerinde benim ailem bir darbe aldı. Ve ben eşimden ayrıldım. Bu arada ciddi ruhsal sıkıntı çektim. Nedeni de şu, acaba çocuklarım bu ayrılıktan etkileniyorlar mı veya ne kadar etkileniyorlar diye sık sık koleje giderim. Hemen hocamızın yanında alırım, böyle elim kolum titre titriye. Hocam, Özge'yi nasıl buluyorsunuz? Morali nasıl? Hocam, Yiğit'i nasıl buluyorsunuz? Morali nasıl? Nefahet hocanın her zaman bana söylediği, lütfen çocuklarınıza güvenin, kendinize güvendiğiniz kadar güvenin. Onlar hiçbir şekilde örselenmeyeceklerdir. Onlar çok başarılı öğrenciler olacaklardır. Ve de dünyanın her yerinde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, kesinlikle ayaklarının üstünde dimdik duracaklardır diye beni teselli edip hep çevirdi. Yani bana hep doktorluk yaptı çocukların kolejde olduğu sürece. Onun için ben Nefahet hocamın karşısında da, yani hocam ve de doktorum olarak saygıyla eğiliyorum. Şimdi beyler hanımlarının bu özelliklerinden maalesef hiç bahsetmezler. Bilirler ama bahsetmezler. Şimdi ben hepinize böyle bir ricada bulunuyorum. Eşlerinizin böyle güzel özelliklerinden de hocam bahsedin. Bence tabii siz hakikaten çok başarılı bir idarecisiydiniz ama Nefahet hocam da isimsiz idarecilerden. Söylemek ihtiyacı duydum. Saygılarımı. Şair arkadaşım Nevzat Taşkıran Bey bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Burada ağırlığımıza vesile olan Sayın Başkanım ve dernek üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ama benim iki husustan ziyade, iki hususu arz ettikten sonra üçüncü şehirde kendime ait bir şiir okuyacağım ama sizden şunu öğrenmek istiyorum ben. Bu geçmişe dönelik olan diğer şairlerimizle, edebiyatımızda kök salmış şairlerimizle, bugünkü zamandaki şairleri kıyaslarsanız, edebiyatımızın bugün de bulunduğu konumu nasıl açıklarsınız bize? İkincisinde bizim bu kültür olarak böyle yozlaşmamızdaki sebebin en büyüğü sizce nedir yani? Bugün bizim bu şekilde ayrışmamıza yol veren olay nedir? Nedeni nedir? Sizin bu değerli yorumunuzu almak istiyorum. Üçüncüsü de tabii ki ben bir genç şair olarak da şiirimi takdim edeceğim, değerinize sunarak. Lütfen o zaman tanım doğru söylüyor. Buyurun Nevzat. Nevzat Bey'in şiirini dinleyelim bakalım. Bir şiir yazdım. Ben kimim? Maddenin dünyasında maneviyatın kapılarını, hevesin azgınlaştığı arzulardan utanmayı bilerek merhamet eden, tapınmaların mabedini gönül sarayında yıkmış, nihayetsiz kavramların üzerinde tahammülünü nefsine hortumlamadan, sabırla yücelten kederli bir söz elçisiyim. Zamanın lütufsuz yatağında acıyla beslenmiş. Fakir savunmaların zengin hafızalarda çürüyüşünü seyredalarken, hileye sığınmış acizliklerin ihtilalini yaratmaya vesile arayan saatleri tüketirdim sahibime yakaları. Karşıtlılığımı ehilleştirip günahın hararetinden uzaklaştırmak isterken, sükunetimi kemiren düşünceler benliğime kazarken uyuyan yanlarımı, sebeplere bağlı itaatlerimi mecburiyetten çekip almaya çalışan bir yalnız adamdım kimi zaman. Ben kimim ben? Ben göz kapağının ardında varoluşun gizli dünyasını kanayan ruhunda ifşa ederek, örselenmiş vücudundan dilimlenmiş süprüntülerini şehvetin topuklarından koparıp, koparıp ilahi seslenişe yönelten vicdanın ihtiyatsız bir garip yolcusuyum. Ağır aksak yürüyen. Ben kimim ben? Ben kirli akşamların gölgesinde paralanmış fikirlerini aklayan,
ziyanlarını tahminsel hesaplardan sıyırmış ve şehvetli mevzulardan nefsine aman vermeden şaşalı bir direnişin nedenlerini tahlil eden, matemlerinin üzerini örtmüş idranın tez savunucusu. Ben bu ebedi hudutsuzluğun karanlık menzilinden ufkunu gayenin boşluğuna doldurarak acı yüklenişlerden aynaya akseden yaralı duruşun gülümseyen bir başka yüzüyüm. Ben kimim ben? Ben hayatın kokusunu göklerin mavi derinliğinden koparıp yerin altındaki gizli odalarda korkusunu uyutmak için hakikatin yaydığı esrarlı ve külfetli sessizliği sonsuzluğun açtığı oluktan aktan mesut ve mağrur bir gölgenin üzerine giydirilmiş sadık bir fikir avcısı. Ben zamanın ardından soluk soluğa takılmış giden hayallerinin gizlendiği kapılardan nefesini titreterek geçiren ve haykırışlarını sinesinde yıllarca bastırmış, isyansı avuntuları aklıyla teftiş etmiş, ölümlü bir bedenin ölümsüzlük isteyen yalancı bir yabancısıyım. Evet, ben sahte bir krallığın avucunda yokluğu tüketmiş sahipsiz bir oyuncu sahibinin. Evet. Dedim çünkü şiirinizdeki diğer şairlere göre bir farklılık var mı onu öğrenmek istemiştim. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Aynı zamanda şiirle, romanla, diğer edebi türlerle de ilgilenen bir kişi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cumhuriyet dönemi Türk şiirini değerlendirecek bilgiye sahibim. İyi şiirle kötü şiiri de birbirinden çok rahat ayırt ederim. Bugünkü manzara şu. Eski büyük şairler derecesinde şair olmadığı görüşü edebiyat dersi okutan birçok yazar tarafından dile getirilmiş, yazılmış. Çünkü şair arkadaşlar şuna dikkat etmiyorlar. Kendilerinden önce yazılmış şairleri çok iyi tanımak durumundalar. Bir kere Türk şairlerini okuyacağız. Yabancı şairleri de okuyacağız. Onlar bunu yapmışlar. Biz onların yaptığının dışında daha güzel ne yazabiliriz? Onu araması lazım günümüzün şairi. Diğer şairleri okumadan şair olunmaz. Farklılığı yakalayamazsın. Farklılığı yakalayamadığınız ölçüde de tekrarcı şair olursunuz. Edebiyatta kalıcı bir yer edinemezsiniz. Birinci ilke bu. İkincisi, kelime hazinesi çok farklı olacak. Diğer şairlerden kendimizi ayırt etmek için. Bunun için de arkadaşlar sözlük okuyacağız. Bakın, sözlük, derleme sözlüğü var. Türk Dil Kurumu sözlüğünü koyacaksınız. İçinden az kullanılmış, kimsenin kullanmadığı kelimeleri kullanacaksınız şiirlerinizde. Ben birçok şaire bu dersi veriyorum. Elif Şafak ilk romanını yazmıştı. Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu'ndan annesi benim öğrencimdi. Yıldız Edebiyat öğrencilerinden biri. Kızın dedi ki benim kızım roman yazdı. Ne olursunuz bir okuyun da ben sizin görüşünüze değer veriyorum. Kızıma bir yol gösterin. Okudum romanını ondan sonra gelin dedim. Kızını aldı geldi bir gün evimize. Ve dedim ki bak Elif sende potansiyel var. Fakat eğer bir yere gelmek istiyorsan bir edebiyat öğretmeni olarak ben sana söyleyeceğim. Daha önceki romancılardan farklı bir roman stili bulacaksın. Bir. İkincisi kelime hazineni çok genişleteceksin. Ve onun için dedim ki bir sözlük listesi. Yarın Türk Dil Kurumu'na gideceksin. Derleme sözlüğü, tarama sözlüğü, büyük Türkçe sözlüğü, ne kadar Türkçe sözlük varsa alacaksın. Ondan sonra kıyafetlerle ilgili, berberlikle ilgili falan bir şey bölüm mü var romanında?
berberlik terimlerinin sözlüğünü alacaksın. Bakın Bit Palace romanında bir kadın berberi vardı, kuaför. Kadın berberinin yanına gitti. Oradaki maşalların şunları, bunları neler kullanıyor, hangi terimleri kullanıyorlar, onları öğrendi. Ve Elif benim yaptığım tavsiyelerin hepsini tuttu. Ve göreceksiniz Elif Şafak, şimdiden zaten en iyi romancılar. Bir de kimsenin işlemediği konuları işleyeceksin dedi. Bakın Mevlana Şems olayını işledi aşk romanında. Yalnız hocam burada şimdi, aşk kitabında bazı yerlerde çok kopukluk var. Kardeşim o mesele değil. O kopukluk postmodern tekniği kullanıyor onun için. Evet. Çünkü özellikle incelemiş. Yani romanda postmodern tekniği kullandığı için kopukluklar koyuyor araya. Onu bilerek koyuyor. Onu söyledim ya, diğer romancılardan farklı olmak için onu yapıyor. Şimdi göreceksiniz Elif yeni romanı mesela Kağıt Helva. O da çok ilginç. Orhan Pamuk'tan çok daha iyi bir romancı. Ve kesinlikle ikinci bir Türk yazarı şeyi alacaksa, edebiyat gücüyle alacaksa bu Elif Şafak olacaktır. Nobel'i alacaksa bu Elif Şafak olacaktır. Çünkü o ideolojiyi, siyaseti düşünmüyor. Ötekinin amacı ideolojiyle, siyasetle bir yere gelmekti. Şimdi bilmem cevaplandırabildim mi? Daha zaman yok çünkü. Daha en can alıcı şeyleri söyleyeyim. Kendi şiirine not istedi hocam bir de onu. kendi şiiri, mensur şiir yazmışsın. Mensur şiir olarak bakın bu mensur şiir konusunu birçok şair atlar, benim de şu kitabımda mensur şiirim vardır. Ve mensur şiir dalında yürümen lazım senin. Başka öteki dalları bırakıp sadece o teknikte yürümen lazım. Zaten sürekli şiirim üzerinden gidiyorum. Evet, o dalda yürürsen bir kalıcı yerin olur, bir şeyin olur. Güzel şeylerin var, güzel hayallerin, güzel ifadelerin var. Şiirini beğendim. Nail Tan hocama tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim bu arada Kasyoder başkanımızın bir ifadeleri olacak. Uğur Apça Bey'i dinliyoruz. Evet. Buyurun Uğur Bey. Değerli arkadaşlar, ilkini gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantımızda gerçekten ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladık. Çünkü sanatçıyı ve kültür adamını yaşarken kendi ağzından dinlemek en güzeli. Öldükten sonra metiye düzmek hiçbir şeye yaramıyor. İşte biz de bunu gerçekleştirmek adına bu ilkini yaptık. Bu ilkinde belki bazı aksaklıklarımız, eksikliklerimiz oldu. Bunlar için de kusura bakmayın. Bundan sonra daha da yapacağız. Değerli hocamız Nail Tan Bey'e ve kıymetli eşlerine, siz değerli Kastamonu gönüllülerine ve özellikle bu etkinliğimizi sanatıyla, şiiriyle destekleyen sevgili İli Isam üyeleri ve başkanı İsmail Bey olmak üzere, bunlar şairlerimiz Burhan Karacan, Nevzat Taşkıran beyefendi, Orhan Vergili arkadaşımız, Abdullah Çağrı Ergün Beyefendi'ye, evet. Sanatıyla ve sazıyla neyiyle bize eşlik eden Bekir Kara, Mehmet Yeşil'e ve siz değerli, çok kıymetli Kastamonu sevdalılarına teşekkür ediyor. Bundan sonraki etkinliklerimizde ve bu etkinliklerle değil sadece, her zaman lokalimizin ve gönlümüzün kapıları sizlere açık. Her zaman misafir olarak burada ağırlamaya ve katkı vermeye bekliyor. Teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, değerli konuklar, biz bir de yaptığımız toplantıları böyle kamerayla kayıt altına alıyoruz. Arzu edenlere de siparişlerine göre arkadaşımız yardımcı oluyor. Çoğaltıyoruz ve takdim ediyoruz. Eğer bu CD'lerden almak isteyen olursa onlar da yazdırsınlar
diye düşünüyorum. Bunu da bildirmesi arz ediyorum. Yalnız biz bu programlarda yaşayanları değil. İleride Kastamonlu ünlü merhumlarımızı da burada anma programları yapacağız. Onlarla ilgili hazırlıklar yapıp karşınıza çıkacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. 17 Ocak'ta Metin İlyas Aksoy Beyefendi ile yine buradayız efendim. Sağ olun. Hocam, çok teşekkür ederim.